Kızın ölümüne yol açtı. Minibüsten inip otoyolun karşısına geçmeye çalışan Berfin kamyonla yüz yüze geldi. Şoför manevra yaptı ama işe yaramadı. Berfin hayatını kaybetti. Minibüsten indi, karşıya geçmek için yürümeye başladı. Yolun ortasına geldiğinde kamyonu gördü, şoför de onu fark etti. Çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Ancak 17 yaşındaki Berfin için çok geçti. Berfin, Kantar Kıran'ın ölümüne neden olan kaza Sultan Gazi Habibler yolunda meydana geldi. Henüz sabah saatleriydi. Afriyat kamyonu sürücüsü Arnavutköy'den yola çıktı. Habibler'e doğru ilerliyordu. İşte tam bu noktaya geldiğinde 17 yaşındaki Berfin de yolun karşısına geçmek istedi. Ona çarpmak istemedi. Kamyon sürücüsü işte lastik izlerini görüyorsunuz. Buradaki kaldırıma çıktı. Daha sonra orta refüje savruldu. Karşıdan karşıya geçerken ortayı kapatmış. Kamyon fark edince kamyon da kaçmaya çalıştı. O da kaçmaya çalıştı. İkisi de aynı istikamete kaçtı. Genç kız kamyonun devrilmesiyle dorsenin altında kaldı. Onu kurtarmak için herkes seferber oldu. Ancak ekipler dorseyi kaldırdığında Berfin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Kamyon devrilince kız arka tarafından aldı. Önden vurmadık kıza. Genç kızın acılı ailesi olay yerine geldi. Sinir krizi geçirdi. Polis olay yerinden onları güçlükle uzaklaştırdı. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Ne zamandan beri yoldasınız? 1 saat 15 dakikadır. 1 saatten beri yoldayız. Kontağı kapatalı 1 saat oldu. Trafikten dolayı araç sürücüleri kontaklarını kapattı ve yolda beklemeye başladı. 3,5 saattir yoldayız. Çocuk hastaneden geliyoruz. Vallahi perişan olduk, ne yapalım. 2 saattir yoldayız, Arnavutköy'e gideceğiz. Kazadan dolayı sürücüler yaklaşık 3 saat boyunca kontak kapattı ve yolun açılmasını bekliyorlar halen. Daha gördüğünüz gibi çekiciler geldi ve hafriyat kamyonunu buradan çekmeye çalışıyor. Berfin'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı olan Sultan Gazi Habibler yolu da kamyon kaldırıldıktan sonra normale döndü.